Sevgili dinleyiciler ben Didem Doğan. Size Hepsi Psikolojik Programını hazırlayıp sunuyorum. Bu yayında düşündüklerimi ve fark ettiklerimi konuşmak istediğim alan kişisel gelişim pazarı. Yani kişisel gelişim kitapları, kişisel gelişim konuşmaları, dolayısıyla videoları, postları, aforizmaları bu alanda birazcık düşüncelerimi söylemek istiyorum. İnsanlar kendilerine ne iyi geliyorsa onu yapma özgürlüğüne sahip. Hatta iyi gelmiyorsa bile. O yüzden bu konuşma iyi geleceği iddia edilen bazı şeylerin iyi gelip gelemeyeceğine dair bir değerlendirmeye yarayabilir ancak biraz düşünmeye, biraz sorgulamaya belki. Düşünüyorum örneğin nedir kişisel gelişim kitapları, nasıl tarif edilir, diğer kitaplardan nasıl ayrılır, hangileri kişileri geliştirir, hangileri geliştirmez, kim belirli kitapları o kategoriye sokar, kim o kategoriye göre kitap yazdığına karar verir, yazar mı, yayın evi mi, Kişisel gelişim pazarı ile ilgili düşüncelerim ve eleştirilerim bu alanın da böyle muğlak oluşu sebebiyle benim hangi kitaplardan veya hangi konuşmacılardan bahsettiğim meselesini de elbette muğlaklaştırıyor. Ama benim konuşmalarımla sizlerin duydukları arasında ortak bir hissiyat yaratabileceğimize inanıyorum. Kendimce şöyle anlıyorum bu pazarı insanlar tarafından ilgi görebilecek bazı odak konular var mesela ilişkiler. Mesela başarılı olmak ya da çok para kazanmak. Başka bir pazar diliyle içerideki o öze ulaşmak gibi. Bu konularla ilgili yazarın kendi deneyimlerinden olduğunu tahmin ettiğim düşünceler, maddeler, bazı temelsiz veya çarpıtılmış teoriler ve e, tavsiyelerden oluşan yayınlar bunlar. En azından benim kastettiklerim bu yayınlar. Bir kısmı emir kipiyle, emir kipi diliyle önerilenlerin de ötesine geçiyor. Bir kısmı araya alıntılanmış başka kitap ve yazarlarla süslü, bilimsel bir hava içinde sunuluyor. Öte yandan yepyeni, hiç düşünülmemiş, mucizevi bir şey söylemediği için bir faydası var mı emin değilim. Bir ürünün faydası olması beklenmeyebilir belki ama o zaman niye yapılır? O zaman satın alan kişinin bunu bilmesi gerekmez mi? çoğu kendi içinde tutarlı değil ve araştırmalara dayalı yeni bir fikir ve teoriyle gelmiyor. Yazarların kendi kişisel deneyimlerinden ve tavsiyelerinden oluşuyor. Kişisel deneyimde neyi kastediyorum örneğin? Annem çok fakir bir ailede büyüdüğü için bizi zorlayarak ve baskı yaparak tutumlu hatta cimri çocuklar olarak yetiştirmişti. Önceleri baskı yaptığı için ona kızıyordum ama ne zamanki işten atıldım bu baskının nedenini anladım ve bu baskının faydasını çok gördüm. Siz de çocuklarınızı böyle büyütün. Şimdi bu çok kişisel bir deneyim. Yani birisinin onlarca farklı değişkenle ola gelmiş bir yaşamından böyle bir sonuç çıkarması ve özel olarak burayı alıp belki de annesini affetme ihtiyacı ile bilemem bir çocuk yetiştirme biçimi olarak önermesi tehlikelidir. Her yaşam hikayesi biliriz ki kendi koşullarında yeganedir. Yani bunların hepsi komşu tavsiyesinden öteye geçemez. Başka bir örnek vereyim. Erkeklere öyle çok yüz verilmemeli. Biraz işte soğuk yapılmalı. O zaman senin peşinden koşarlar. Mesela ana fikri bu olan bir kitap düşünelim. Yok mu var? Veya bir konuşma. Bu kişinin kendi hikayesindeki deneyimlerden veya çevresindeki bir veya birkaç deneyim üzerinden kendi öznel çıkarımıyla bir genelleme yapıp bunu önermesi yine çok tehlikeli ve üstelik saçmadır. Kimdir kişisel gelişimciler? Çoğu zamanda artık eğitimli kişilerdir, artık diyorum. Çünkü eskiden bu konularda böyle konuşanlar, ahkam kesenler, mahalledeki işte amcalar, teyzeler falan olurdu. Hayatın sillesini yemiş, görmüş, geçirmiş kimselerdi belki. Kendilerine de hayat okulundan mezun diye kendilerini tarif ederlerdi. İşte çok gülen insandan korkacaksın mesela veya mutlu olmak istiyorsan kocanı memnun edeceksin, dizini kırıp oturacaksın. Para kazanmak istiyorsan başkalarının gözünün yaşına bakmayacaksın. Çocuğu erken yaşta dizginleyeceksin. Böyle konuşmalardı bunlar. Bir kültür böyle nesilden nesile akardı. Kendi içinde tutarsızlıklarla, e, ön yargılarla veya böyle ayrımcılıklarla dolu, çoğunlukla da özgürlüğü kısıtlayıcı, öznel veya kültürel söylemlerdi bunlar. Şimdi kişisel gelişimciler de zamanın amca teyzeleri olarak kitaplar yazıyor, konuşmalar yapıyorlar. Bence çok farkı yok. Tek fark bir belki titir sahibi olmak. Bir kısmı konuştuğu ya da yazdığı alanda eğitimli değilse de bir alanda yüksek öğrenim görmüş kişiler, bir kısmı da aslında konuştuğu alanda eğitimli kişiler. Bunlardaki hayal kırıklığım çok daha büyük. Örneğin eğitimciler ya da psikologlar. Bu kişiler kitaplarını veya teorilerini ben size bu kitapta kendi hikayemden veya çevremdeki hikayelerden doğru bir şeyler düşündüm. Onları anlatıyorum. Benim başıma bunlar geldi. Bunları yaptım, şunları da öğrendim diye aktarsa, mesela kendime bir anı bırakmak istiyorum dese son derece anlamlı bulurum. Onu da gerçi otobiyografik roman veya deneme diye tarif edebiliriz bilmiyorum. Ama size erkekleri elinizde tutmanın özünü vereceğim veya başarılı olmanın 5 altın kuralını açıklıyorum gibi ya da böyle kişisel görüşlerini pazarlayınca bu kandırmacı oluyor. Nedense kişisel gelişim konuları daha adaletli bir toplum yaratmak ya da iklim değişikliği karşısında işte çeşitli önlemler almak veya çocuklara haklarını teslim etmek, sosyal adaleti kurmak gibi konulardan seçilmiyor da erkekleri elde tutmak, kadınları elde tutmak, çok başarılı olmak, çok para kazanmak, gibi konularda yazılıyor ya da konuşuluyor. Ya da o işte içimizdeki o cevheri bizi özel hissettiren o cevheri bulmakla ilgili konular. Bunları küçümsemiyorum. İhtiyaç ihtiyaçtır. Ama verilen bilgi öznel. Bir sosyal bilimci olarak işte ya da sosyolojiye ya da toplumsal davranışlara ilgi duyan bir klinisyen olarak ben bu tip kitapların ve bu tip konuşmaların veya videoların neden çok tuttuğunu merak ediyorum. Bu yazarların hangi motivasyonlarla bunları yazdığını merak ediyorum, düşünüyorum. Yani okuyanları ve yazanları merak ediyorum. Buradan şöyle düşüncelere doğru evriliyor zihnim. İnsanları işte temel beslenme, barınma gibi temel fiziksel ihtiyaçlardan sonra herhangi bir şeye neler yönlendirebilir? Şunlar yönlendirebilir. Ötekiler tarafından onaylanmak, kabul edilmek, itibar görmek, bir gruba ait olmak, ya da işte sosyal statü sahibi olmak, beğenilmek, ya da acı çekmemek, üzülmemek bunlar motive edebilir ya da görülmek ve sevilmek ve mutlu olmak ya da oyun oynamak gibi bu başlıklardaki sosyal ihtiyaçlarımız, açlıklarımız diyelim ya da korkularımız veya endişelerimiz bize lokomotif olur. Bizi çeşitli kişilere ve yayınlara yöneltebilir. Evet, ama nasıl? Önce bunun bir pazar haline getirilmesi lazım ki biz de buna müşteri olalım. Müşteri olmak için de tabii ki bir kurguya ihtiyacımız var. Yani inandırılabileceğimiz bir hikayeye ihtiyacımız var. Zihnimiz ortada bir hikaye varsa her zaman daha kolay manipüle edilebilir, bir zafa sahip. Bunu birçok kişi de biliyor. Peki bu açlığın diyelim ki veya bu korkunun ya da bu ihtiyacın yatıştırılma tarifi bize nasıl sunuluyor? Kişisel gelişim pazarı insanın önemli evrensel ihtiyaçlarının bir kurgu ile insana satılmasıyla tutuyor. Yani ihtiyaç yaratıp onların yatıştırılma vaadiyle insana satılması. Bir sektör diyebilir miyiz buradan bakınca? Bence diyebiliriz. İnsan kapitalizmin yükselişiyle birlikte şu kandırmacının ortasında kaldı sanırım. Ey insan, senin gerçek sorunun şu. Senin eksik olan şeyin şu. Şuyunda bir problem var. Problemlerin ya da mutsuzluğun senin şu eksikliğinden dolayı yaşanıyor. Ha işte onu çözdüğünde bak çok mutlu olacaksın. Daha özgüvenli olduğunda, daha girişken olduğunda, hiç ertelemeyip tıkır tıkır senin için öngörülen plana uyduğunda, insanüstü çalıştığında, hiçbir zaman vazgeçmediğinde, sürekli ürettiğinde, hiç üzülmediğinde, iradeni kendi varoluşunun önünde tuttuğunda yani hiç durmadığında evrene yeterince mesaj gönderdiğinde falan yani ne deseler inanacağız galiba. Bu da sosyal düzenin aslında insana en ideal şekilde sunulduğunun ve insanın buna uyamıyorsa kendi sorunları yüzünden uyamadığı hikayesinin pratikte karşımıza çıkmış hali. Yani sen bu harika düzenden istediğini alamıyorsun, herkes alıyor. Senin sorunun var, o yüzden alamıyorsun. İşte onu çöz. Çöz onu ve istediğini al, mutlu ol. Hep mutlu ol. Bu bir hikaye tabii ki. Bu biraz da şuna benzemiyor mu? E, sen her ve en güzel şeyi hak ediyorsun. Çok çalışırsan hepsine sahip olabilirsin. Al, alabilirsin. Hakkın var senin de. Çünkü mutluluğun sırrı almakta, tüketmekte. Alırsan mutlu olursun. İşte iPhone 28 aldığında bir evin... E bir yazlığın, bir de araban olduğunda çok güçlü, işte çok konforlu, çok mutlu hissedeceksin. Ha bir de evlendiğinde, e tabii bir de çocuk yaptığında, e ama olmaz ona bir de kardeş yaptığında. Bu dil çok tanıdık değil mi? Yani o kadar tanıdık ki doğal olmadığını ayırt etmek bile çok zor. İşte kişisel gelişim sektörü de buna benzer bir yaratılmış ihtiyaca yönlendiriyor olmalı insanları. Yaratılmış ihtiyaca sizin sorununuz ne biliyor musunuz? Sizin kendinize güveniniz yok. Sizin, evet sizin sorununuz Tanrı'ya yanlış inanmanız. Çünkü gerçek inanmak ancak şöyle olur. Gelin, alın, okuyun, öğrenin ve mutlu olun. <laughs> Gidenin arkasından ağlıyorsunuz çünkü onu affetmiyorsunuz. Affederseniz özgürleşeceksiniz, bilmiyorsunuz gibi. Erkekleri elinizde tutamıyor musunuz? Sizi gidiş hapşanlar. Gelin size anlatayım, ben tutuyorum hem de sımsıkı gibi hep yaratılmış ihtiyaçlardan tarif edilen, yatıştırılmış, burayı baştan alacağım. Yaratılmış ihtiyaçların yatıştırılma tarifleri. Kadınlar ne ister biliyor musunuz? Siz bilemezsiniz, ben size söyleyeyim gibi. İşte başarılı olmanın altı yolu nedir biliyor musunuz? Yedinciyi unutmaktır. Çok zengin olmanın 62 yolu da yolun başında olmaktır. Yani buna benzer binlerce cümle kurabilirim. Ve ilginç olan hepsi tutabilir önerilerde önemli bir şeyle karşılaşmak istiyor insan üstelik. Yani bu kadar öneriler, kitaplar yazılıyor, videolar çekiliyor. Önemli bir şey bulmak istiyor insan. Ama önerilerin hepsi birbirine benzer öneriler üstelik. Kitapların ve yayınların ortalaması örneğin sakin olun, hedefe odaklanın, affedin gibi. İsteklerinizi olumlayın. Bu ne demek tam anlamıyorum. Kendinizi onurlandırın, yürüyüş yapın, erken kalkın, içinize atmayın. Hayır deyin, sabredin, güzel şeyler bazıları hatta tabii ki tavsiye edilebilir şeyler. İstikrarlı olun, sabredin, azimden vazgeçmeyin, spor yapın, insanlara anlayış gösterin gibi güzel tavsiyeler de var içinde. Ama bunları insan dediğimiz şey biliyor zaten. Mesele gerçekleştirmekte ya da başka bir şeyde bilmiyorum o kişiye ait cevapları olabilir. Dolayısıyla mucize yaratmıyor hiç kimse, hiçbir yazar, hiçbir konuşmacı. Ve etkisi de olmuyor bunların okuyan ve dinleyen üzerinde üstelik. Zihinlerimiz böyle bir öğrenmeye pek müsait değil. Ama kitaplar satmaya, videolar tıklanmaya, insanlar kandırılmaya devam ediyor. İnsanların tavsiyelerle yaralarını onarması, acılarını hafifletmesi mümkün değil. İnsanların bu tavsiyeleri dinleyip okuyup yani bir düzeyde deneyip sonra yeniden daha da derin bir umutsuzluğa, mutsuzluğa düşmesi de bu sektörün üstüne üstlük verdiği zarar. Öte yandan kişisel gelişim kitapları yok mu? Bana göre her kitap bir gelişim kitabı. İster kişisel değin, ister toplumsal değin, ister gelişimsel değin, ister entelektüel değin. Felsefe kitabı da, yemek kitabı da, roman da insanı olduğu noktadan farklı bir yere götüren yayınlar hepsi ama düşündürerek ve kişinin kendi hikayesiyle bağlantılandırarak bir takım çareler ve çözümler düşünmesini sağlıyor bunlar. Bilim, sanat, tarih, araştırma, gezi kitapları, alet kullanım rehberleri, işte yemek kitapları, hobi kitapları, kataloglar, biyografiler, tıp kitapları, deneme yazıları, yazarların konuşmaları, bilim insanlarının anlatımları, bir hikayenin yazım hikayesi mesela, ya da bir psikoloğun çocuklarla yaşadığı deneyimleri anlatması hepsi hepsi kişisel gelişim kitapları. Şimdi size bazı gerçekten kişisel gelişim kitapları önereceğim ben de. Ancak açıklamam şu, dünyanın kuruluşuna dair içinde yaşadığımız algı ve manipülasyon dünyasına dair, iklim değişimlerine dair, bizim gelişmemiz, bizim uyanmamız için yazılmış çok kıymetli kitaplar var. Bilim, araştırma, sosyoloji, psikoloji, felsefe, gezi kitapları var. Edebiyat, çizgi, roman, şiir kitapları var. Ve bireyci bir yerden, kişisel bir yerden de değil, toplumsal gelişim için olması umuduyla bu kitapları önerebilirim size. Sapiens örneğin, çok iyi toparlanmış, çok güzel yazılmış bir insanlık tarihi kitabı. Bir başkası Çoğu Zarar Azık Karar. İsmin çevirisi her ne kadar eleştirdiklerime benzese de içeriği diğerlerinin sistemimize ne yaptığına dair yani iktidarların dünyanın çoğu kaynağını elinde tutanların dünyamıza ve canlara tabiata zarar verenlerin sistemimize ne yaptığına dair çok iyi bir kitap mesela veya Wilhelm Schmidt isimli bir Alman felsefecinin incecik kitapları var ve görmüşsünüzdür beyaz beyaz düşmanlığın faydaları bir tanesi aklıma geliyor gibi psikolojiyle ilgilenenler için Engin Geçten Hoca'nın kitapları var herkes için yazılmış ya da Erwin Yalom'un kitapları var. Çok düşündürücü, çok geliştirici. Okuması da hafif kitaplar üstelik. İnsanın Kusurları kitabı mesela. Ya da Gündüz Vassaf'ın Cehenneme Övgüsü mesela. Hayvanlar Nasıl Yaz Tutar mesela. Yani daha neler neler var. Ben hepsini değil nokta kadarını bile bilmiyorum. Birkaç öneri ne demek istediğimi anlatabilmek için bunlar. Hafif kitaplar da okumak istiyor insan elbette. Yani işte birkaç saatte bitecek böyle kişisel gelişim kitapları. Onlar da var. Ama bir arka plana, bir teoriye ya da yazarın ben yaptım oldu sunun dışındaki başka türlü referanslara dayanıyor. Örneğin uzun, sağlıklı ve görece mutlu yaşayanların hikayesine. Üzerine bir araştırma yapmıştı iki yazar bu kitapta. E ne güzel yarım günde okuduğum bir şeyler de kaldı aklımda. Ama bilmediğim az şey vardı ama birkaç şey vardı. Yani Demem o ki ez cümle insanlar zaten bu kişisel gelişimcilerin söyleyeceklerini bilirler. O sunuluş biçimine, o kurguya düşmeye gerek yok. Yoldan geçen 10 kişiye sorsak, zengin olmak için yapılacak 3 şeyi söyler zaten. Bunlar mucize değil. Önerilerime dönecek olursam bir de çocuk kitapları. Onu da ekleyeyim. Hikayeleri, çocuk hikayeleri, çocuk romanları var. Kafamız karıştı mı en başa dönelim mottosuyla belki okumakta fayda var. Neden ergenler için anne babalarıyla zaman geçirmek eziyettir? Çünkü anne babalar yani büyükler nasihat verir. Bin defa aynı yere gelirler konuşurken. Her fırsatta çocuk ya da ergen sanki daha önce hiç duymamış gibi ay bir daha yeniden söyleyeyim diye uğraşırlar. Ergenlik bizim bu konuya olan direncimizin en belirgin dönemidir. Ama bundan sonra da nasihatlara karşı artık farklı bir tutum sergilemeyiz o yaştan sonra da. Belki o kadar öfkelenmeyiz, merak da ederiz ama Yine de bir kulağımızdan girer, öbüründen çıkar. Hepinize iyi günler dilerim.